Çevre açı merkez açılı ilişkisine dikkat. Bakın şimdi 35 derece nereyi görüyor? Buradaki 70 derece değil mi? Çevre açı gördüğünün yarısı çünkü. Sonra arkadaşlar bir de burada neye dikkat edeceğiz? Merkez açıda gördüğü yayın aynısıdır. 70 derece olur. Şimdi artık burada ikiz kenar üçgen OA, eşit. 30-30, 120 olması için X'e de 50 kaldı D şıkkı. Kirişler dörtgeni. AB kiriş, AC kiriş, CD kiriş ve BC kiriş. O zaman arkadaşlar 96, 84 derece olur B açısı. 180'den çıkarınca yine 96 olacağı için de 48 ve 48 olur B şıkkı. Arkadaşlar şimdi burada yarı çap KM. Yarı çap olduğunu unutmamak lazım KM'nin. Döndürünce sonuçta K üstü L, KM'ye eşit olduğu için ve KL'ye eşit olduğu için... Burada olay şurada kopuyor. KK üssünü birleştirdiğimizde yarıçap olduğundan gördüğünüz gibi KL, K üssü L ve KK üssü bir eşkenar üçgen oluşturdu. 60 derece geldi. Haliyle şuradaki ufak açıyı kendisi 10 derece vermiş zaten. Demek ki ikizkenar üçgenden o zaman M de 70 derece. Şimdi e, burası da 40 derece. Nereden görürseniz görün. Artık e, nereden görürseniz görün derken tepki olarak değil normal söylüyorum. Buradan arkadaşlar bakın ben iki iç bir dış yapacağım. K üssü N L üçgeninde 40 60 daha 100 eşittir X B şıkkı. Şimdi zaten çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için bir kere burası 45 45 derece arkadaşlar. Lazım olunca kullanırız ve yarı çaplar birbirine eşittir. Madem 15 dereceyi vermiş bu yarı çapı da görelim 15 derece olacak. Bundan sonra artık OB renkle de göstereyim. Bakın OB OC birbirine eşit ve bu açı 45 15 daha 60 derece. Demek ki x de buradan arkadaşlar 60 dereceymiş. A şıkkı. Bazen arkadaşlar çemberde boş köşeyi yani mesela B köşesi gibi boş kalan köşeye yarıçap indirmek lazım. Çünkü ikizkenar üçgenleri bakın kullanabilmiş oluyoruz. Bunları konu anlatımında da bahsettiğim için yine Burada da tekrar etmiş olayım. 18 derece. Sonra buraya kaldı 72 derece. Bundan sonra ne yapacağız peki? İsterseniz dörtgen yorumuyla görürsünüz, isterseniz de çember yorumuyla. Madem çember konusundayız, ben çemberden göstereyim. Şu kenarda bir daha çizeyim. Şöyle bir B, sonra C, sonra D noktaları. BCD açısı 72 derece. O zaman arkadaşlar tamamlarsak şu BCD yayı 72 derece. Geriye kalan tamamı buranın 360'dan 72'yi çıkarırsak ne olur? Bir an çıkaramadım kenarda yaptım o yüzden. 288 dereceymiş. Haliyle şu C açısı bakın. Bu mavi ile fosforladığım yerin tamamını görüyor. O zaman bunun yarısı 144 derece B şıkkı oldu. İsteyen bu noktadan sonra dinleyebilir, istemeyen dinlemeyebilir. Sorun değil. Nasıl olsa çözüm yaptım. İkinci çözüm de şöyle. Birleştirirsiniz bunu. Bunlar eş üçgen değil ama şunu deme hakkım var. Alfa alfa de. Buraya da beta beta de. İki tane üçgenin iç açılar toplamı. Şuraya da ilk K, buraya da L dersen. 2 alfa artı K da 180. 2 beta artı L de 180. Taraf tarafı topladığın zaman 2 alfa artı 2 beta. Artı K artı L eşittir 360. K artı L'nin 72 olduğunu biliyorum. Bakın 2 alfa 2 beta yine 288 alfa beta 144 oldu. Bunu da üçgenler konusunda dörtgenlerde böyle çembersiz yapabiliyorduk. Şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bakın bir kere yarı çap zaten R olarak verilmiş. Haliyle R, R, R kök köküç ne zaman var? 120 derecede. Yine R, R, R ne zaman var? Eşkenar üçgende. 60 derece, 120 derece. Haliyle şöyle bir kuralımız vardı. Nasıl olsa bunları gördük. Siliyorum artık. İkisinin arasında kalan E açısının ölçüsü yayların toplamının yarısıydı. Yani 120 artı 60 bölü 2'den 80, 90. Böylece x de 90 oldu. D şıkkı. dıştan teğet olduğunda soru bir noktada gelmiyorsa şunu çekmek lazım arkadaşlar. Bakın çekince bir kere O1 merkez olduğu için merkezden TT inan doğru diktir. Yani şöyle bir T dersek O1'de T açısı 90 derece olacaktır. Bu arada sağdaki çemberde şuraya da K diyelim. KD ve KC birbirine eşit olur. Çünkü bir noktadan indirilen teğetler birbirine eşittir. Haliyle şurası da X olur arkadaşlar. 2 iç bir dıştan 2X oldu. 14, 76 eşittir 2X. X eşittir 38 B şıkkı dıştan teğet olduğunda soru bir noktada gelmiyorsa şunu çekmek lazım arkadaşlar. Bakın çekince bir kere O1 merkez olduğu için merkezden teğetin ana doğru diktir. Yani şöyle bir T dersek O1'de T açısı 90 derece olacaktır. Bu arada sağdaki çemberde şuraya da K diyelim. KD ve KC birbirine eşit olur çünkü bir noktadan indirilen teğetler birbirine eşittir. Haliyle şurası da X olur arkadaşlar. İki iç bir dıştan 2x oldu. 14, 76 eşittir 2x. x eşittir 38b şıkkı. ABCD karesini çizelim şimdi şöyle. Bir ABCD karesi. Sonra e, bir pergel ve a noktasına koyuyormuşuz önce sivri ucunu. Şöyle bir o zaman çeyrek daire oluşur arkadaşlar. Sonra bir de d köşesine koyacakmışız. O zaman bir de böyle bir çeyrek daire oluşur. Zaten A noktasına koy demek merkezi A olan bir çember çiz demek. Yine D noktasına koy demek D merkezli çember çiz demek oluyor. O yüzden hani müthiş şeyler düşünmenize gerek yok. Bunların da kesim noktaları arkadaşlar E noktası. Şimdi bizden A, B, E açısını istiyor. Yani bu açıyı istiyor. Şimdi burada da yapacağımız aslında olay çok temiz, basit bir şey. Bir kere yarıçaplar çaplar aynı zamanda karenin bir kenarına eşit. Bu yüzden çemberin üzerindeki bir noktayı da birleştirirsek AE de bir yarıçaptır. D merkezli çemberde gördüğünüz gibi D de arkadaşlar merkez olduğundan DE de bir yarıçaptır. Eşkenar üçgen çıktı 60 derece, buraya kaldı 30 derece. AB ile AE birbirine eşit olduğundan 75 75 D şıkkı. Çemberin merkezi diğerinin üstünde ise hemen yarıçapları böyle birleştirmek lazım. Böylece e, burada bakın soldaki çemberde A, D, B, O, 2 bir kirişler dörtgeni oluyor. Kirişler dörtgeninin özelliği de karşılıklı açıların toplamı 180'dir. Haliyle artık burada işim bitti siliyorum. Sağdaki çemberde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi burası merkez açıdan dolayı 142 derece. Çevre açıda bunun yarısı 71 olur. E şıkkı. B, F, D, e, F, ve F, C'nin iki katı verilmiş. O zaman şöyle buraya A desek. Buraya da 2A, buraya da A arkadaşlar. Çemberde daha çok uzunlukta kullandığımız bir kural ama burada da hatırlayalım. Ee, biliyorsunuzdur muhtemelen. Merkezden kirişe indirilendik. Kirişi ikiye böler arkadaşlar. Böyle AA olur. Şimdi dikkat edin lütfen. Çemberin çapı karşılık kenarlar birbirine eşit olduğu için 4A oldu. Yani yarı çap 2A geldi. O zaman ben böyle birleştirdiğimde burası 2A. 30-60-90 üçgeni 30. Yine 30-60-90 üçgeni 30. Demek ki şurası arkadaşlar EC yayı, EF yayı pardon 60 dereceymiş merkez açıdan dolayı. Çevre açı olan alfada gördüğünün yarısı olur 30 derece C şıkkı. Her sorularında hep dediğim gibi soruyu getiremiyorsanız kesişen çemberlerde bir denemek lazım şurayı. Çünkü arkadaşlar bakın soldaki çembere odaklanmanızı istiyorum. Şu FB yayına dikkat. FB yayında buraya A desek aynı yayı gören bu açıda gördüğünüz gibi A oluyor. Sonra aynı yorumla artık sağdaki çembere dikkat. Şu EB yayını görene B dersek aynı yayı gördüğü için çevre açı sonuçta EDB de B olur. Zaten soruda bize artık A, B, C açısına 122 vermiş. 122 geriye ne kalır? A artı B'ye 58 kalır. Zaten x de A artı B olduğundan cevabımız E şıkkı. Yine birbirine teğet şöyle aralarından teğeti çiziyorum soruyu çünkü başka türlü yapma şansımız olmayacak. Şimdi teğet kiriş açıya dikkat. Şuraya harf vereyim. DBP açısında. A dersek bu teğet kiriş nereyi görüyor arkadaşlar? Kestiği yayı görür. Yani DB yayını. O zaman DB yayını gören A'ya da bir A harfi veriyorum. Sonra geliyorum şimdi e, buradaki PB ve PC'ye bir noktadan indirilen teğetler eşittir sağdaki çemberde. O zaman buradaki PBC'ye B dersek C'ye de B kalır. Dikkat edin lütfen. Büyük üçgende ABC'de tepe açısı 42 artı A artı B. Soldaki açı A, sağdaki açı B ve bunların toplamı 180 derece. 2A artı 2B 138 oldu. A artı B arkadaşlar 69 A şıkkı.